Herkese merhabalar. İkinci yazılılar geldi ve çattı. Evet hocam ya, çok hızlı geldi. Hiç ya. Hiç endişelenmemize gerek yok Tonguç'um. İlk yazılılarda zaten çok güzel notlar aldık. Ama eksiklerimiz varsa veyahut da çok daha iyi notlar almak istiyorsak o zaman hadi gel videomuza başlayalım. Öncelikle bir SWOT analizi yapacağız. SWOT analizi ne demek hocam? SWOT analizi şu demek Tonguç'um, yani eksikliklerimizi, güçlü olduğumuz yönleri, fırsatlarımızı bilmek. Mesela matematikte ilk yazılıda 60 aldığımızı düşünelim. Türkçede 88, İngilizcede 55, fende 48, dinde 95 aldığımızı düşünelim. Şimdi bu esasında yükseltilebilecek notlar. Bu notlar güzel notlar. Niye? İyi çalıştığımızda matematiği daha yüksek puanlara çıkarabiliriz. Feni, İngilizceyi, hatta Türkçeyi, hatta dini bile 95'ten 100'e çıkarabiliriz. Dolayısıyla burada eksiklerimizi ve güçlü olduğumuz yönleri görmemiz lazım. Mesela Türkçede iyiymişiz, öyle değil mi? Aynı zaman dinde de iyiymişiz. Ama matematikte birazcık yarım artı durumdayız. İngilizcede birazcık yarım artı durumdayız. Fende de yarım artı durumdayız. Yani bunları daha iyi hale getirmemiz lazım. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Biz bu durumda zayıf yönlerimizi, güçlü yönlerimizi belirleyebilmemiz için bunlarla alakalı bir analiz yapmamız lazım. Şimdi öncelikle diyeceğiz kendimize, neden düşük aldım? Çünkü yeterince çalışmadım, az çalıştım. Hayır, az çalışmadım Tonguç'um. Bazen çok çalışmak da düşük almamıza sebebiyet verebilir. Esas da doğru çalışmak önemli. Düzensiz mi çalıştım? Planlamada mı hata yaptım? Yanlış konulara mı odaklandım? Belki de sen başka bir konuya odaklansaydın daha fazla soru cevaplayıp daha fazla puan alacaktın. Veyahut da umursamazlık mı ettin acaba? Aman hallederiz mi dedin? Dolayısıyla burada neden düşük aldığını belirleyeceksin. Ve ardından da kendine şunu diyeceksin. Ben nerede yanlış yaptım? Şimdi diğer taraftan da güçlü yönlerine bakman lazım. Hala zamanın var. İkinci yazılar başlamadı. Hala çok güzel bir şekilde kendini hazırlayabilirsin. Ve nerelerde de iyi olduğunu biliyorsun. Bazı derslerde çok iyisin. Bazı konuları zaten bitirdin. İmkanların yeterli. Bak bizi şu anda izleyebiliyorsun. Mükemmel yazılı provalarımız gelecek. Okulda hocaların sana çok güzel konuları anlattığı, ders notların var. Birçok imkanın var. Ve hocalarını da iyi tanıyorsun. Senin hocaların, onlar zaten senin kötü alman için değil, iyi notlar alman için zaten sana bak buralara dikkat edin, buralar önemli dediler. Şimdi o zaman önce şuna karar vermelisin. En çok hangi derse ağırlık vermeliyim demelisin kendine. En çok hangi derse ağırlık vermelisin Tonguç'um? Beden dersine ağırlık vermeyi. Hayır, ne alakası var beden dersiyle? Önce zayıf olduğun derslere ağırlık vermelisin. Yani eğer Türkçe dersini iyi yaptıysan zaten o zaman bu yazılda matematik, fen gibi derslere biraz daha ağırlık vermelisin ki eksiklerini kapatasın. Ve aynı şekilde konuları çalışırken de eğer iyi olduğun konular varsa onları sonraya bırakabilirsin. Önce eksik olduğun konulara ağırlık vermen gerekiyor. Çalışma basamakları belli. İlk başta okulda hocanın sana verdiği bilgileri, notları, yazdığın defteri güzel bir şekilde tekrar edeceksin. Ardından da hoca zaten bazı şeyleri vurguluyor. Bak buralar önemli, buralar önemli diye. Sonrasında yazılı kampımız var bizim Tonguç Akademi'de biliyorsun. Bütün sınıflarımızda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bütün sınıflarda mükemmel bir şekilde yazılı kamplarımız var. Yazılı kamplarındaki yazılı provalarını izliyorsun. Notlarını bir kez daha tekrar ediyorsun. Kaynaklarına bakıyorsun ve burada senin için çok güzel kaynaklarımız var biliyorsun. 5. sınıf yazılı notları, 6. sınıf yazılı notları, 7. sınıf, 8. sınıf. Aynı zamanda 9, 10, 11'lerde akıl notları var. Dolayısıyla yazılılarda da çok rahat kullanabileceğin yazılar öncesinde sonrasında her şeyi güzel güzel tekrar edeceğin kaynakların da var. Senin kendi evde kitapların da var ve en son finalde seni ne bekliyor? Şampiyonlar Ligi bekliyor. Harikasın, seni şampiyonluk bekliyor. Şimdi ikinci yazılıya yönelik örnek bir çalışma programı da hazırlayalım sana Tonguç'um. Şimdi senin yazılı tarihlerin az biraz belli olmuştur. Şu anda biz zaten neredeyiz? Biz şu anda Aralık ayındayız ve yepyeni bir yıla 2022'ye giriyoruz ve 2022'ye mükemmel bir şekilde başlamamız lazım. Şimdi öncelikle şu anda diyelim ki bu haftadayız. Aralığın son haftasına giriyoruz. Senin yazıların ne zaman mesela? Türkçe yazılı ne zaman? 5 Ocak Çarşamba. Tamam, buraya yazıyorum bak. Buraya 5 Ocak Türkçe yazıyorum bak. Buraya Türkçe yazılısı diye yazacaksın ajandada. Tabi burada daha çok boşluk olursa daha iyi. Ardından peki matematik yazılı ne zaman? O da ondan sonraki hafta salı hocam. O da ondan sonraki hafta, tamam. Salı günü diyorsun. Buraya da mat yazılısı yazıyorum. Mat yazılı yazıyorum buraya bak. Mat yazılısı. Fen yazılı ne zaman? O da ondan 2 gün sonra. O da hemen 2 gün sonraymış. Oraya da fen yazılısı yazıyorum. Fen yazılısı. Tamam. Şimdi bu 3 yazılı üzerinden örnek verelim. Şimdi yazıların hepsini yazmamıza gerek yok. Şu anda sadece örnek vermek için yapıyoruz. Eğer ayın 5'inde Türk yazılım varsa sen sınava ne zaman hazırlanmalısın? 4 Ocak'ta. Bir gün önce yani, değil mi? Hemen son gün çalışıp kurtul. Hayır. Eğer 5'inde Türk yazılım varsa son gün çalışırsan işte hata yaparsın. Dolayısıyla planlı çalışmaktan kastımız bu. Sen önceden yani şimdiden Türkçe ile alakalı bazı günleri belirlemelisin. Mesela ben burada Türkçe ile alakalı çalışma yapacağım demelisin konularla alakalı. Aynı zamanda pazar günü bir kez daha Türkçe konu tekrar yapacağım demelisin. Tabii ki son günde bir kez daha Türkçe'ye bakacaksın. Veyahut da matematik yazılısını ne zaman çalışacaksın? 10 Ocak'ta hocam. Yine bir gün önce. Olur mu evladım? Bir gün önce çalışırsan istediğin notu alamazsın. Burada yine tabii ki bir gün öncesine mutlaka bakacaksın. Mat çalışma diyorum. Bak buraya mat çalışma diyorum. Matematiğe tabii ki bir gün önce mutlaka çalışacaksın ama öncesinde de hatta Türk yazılısından sonra hemen matematik çalışmaya başlaman lazım. Yani burada ayın 6'sında çalışmalısın, 7'sinde çalışmalısın. Matematik çünkü lokma lokma yendiğinde, sabırlı bir şekilde çalışıldığında seni başarıya götürüyor. Dolayısıyla buralar mutlaka önemli yerler Tonguç evladım benim. Arada tabii ki dinlenmek koyacaksın. Cumartesi pazardan bazılarına dinleneceksin. Ama temelinde
konularını, matematik konularını diyelim ki 5 tane konudan çıkıyor ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane gün var. O zaman 5'e bölmen gerekiyor. Belki son gün hiç konu bırakmayıp o yaptığın tekrarları bir kez daha gözden geçirmen gerekiyor. Dolayısıyla yazılıya sınavdan bir gün önce çalışmak bizi istediğimiz notları almak açısından birazcık zorlar. O yüzden yazılıdan bir gün önce değil, öncesinde plan yapmamız gerekiyor. Şimdi Tonguç'um, seni başarıya götürecek 5 temel özellik var esasında. Bunlar korku... Aa bir dakika, bu yanlış olmuş Tonguç'um ya. Kağıdı yanlış getirmişler, pardon. Korku, stres, sosyal medya bizi başarıya götürmez ki. Galiba altlarında yazıyor. Ha, altında mı? Harikası Tonguç'um. Tamam süper bak. Harika hazırlamışız o zaman. Şimdi bak, seni başarıya götürecek 5 özellik korku değil Tonguç'um. Korkunun yerine ne olacak? Özgüven olacak. Yani ben başarıyorum diyeceksin. Mükemmel bir şekilde başaracağım diyeceksin. Zaten ben neleri neleri başardım. Sonra düzensiz çalışma bizi başarıya götürür mü? Götürmez. O zaman düzensiz çalışmayı yırtıp atacağız ve planlı bir şekilde çalışacağız. Az önce söylediğim gibi mutlaka planı belirleyeceksin. Türkçe yazılıysan bir gün önce değil, 2-3 gün önceden, 3-4 gün önceden planlı bir şekilde çalışacaksın. Rahatlık bizi başarıya götürür mü? Bilemedim ki şimdi hocam. Bilemedim diyorsun ama esasen rahatlık... Çok fazla rahatlık bizi başarıya götürmez. Tabii ki biraz rahat olacağız. Korkmamıza gerek yok. Özgüven bize bir rahatlık sağlayacak ama özveri de gerekiyor. Yani özümüzden de birazcık fedakarlık vereceğiz. Yani bazı dizilerimizi, bazı oyunlarımızı, YouTube'da takip ettiğimiz bazı şeyleri birazcık durduracağız. O hafta, yazılı haftasında telefonumuzdaki işte Fortnite'mış, Brawl Stars'mış bu tarz uygulamaları birazcık sileceğiz. Sonra yine yükleriz. Dizilerimizi yine izleriz. Ama bu haftalarda özverili bir şekilde derslerimize odaklanacağız. Sosyal medya iyi kullanıldığında gerçekten faydalı. Ama eğer sürekli sosyal medyada, Instagram'da, WhatsApp'ta böyle vakit kaybedersek bu sefer yazılımıza odaklanmazsak ne yaparız? Bum patlarız. Harika söyledin, patlarız. O yüzden odaklanmak da önemli. Yani derslerimize odaklanacağız. Sadece yazılarımıza destek olabilecek şeyleri izleyeceğiz ya da takip edeceğiz. Stres az biraz gerekli ama çok fazla stres bizi sıkıntıya sokar. Dolayısıyla heyecanlanacak kadar stres olacağız. Yani hiç sallamıyorsan, aman yazılılarda başlarsa başlasın diyorsan sıfır stres bizi başarıya götürmez. Birazcık heyecan olacak. Yazılılar öncesi birazcık heyecan olacak ki planlı çalışalım, özgüvenli çalışalım. Sonuç olarak çalışma basamaklarımız belli. İlk başta okulda hocanı derslerde çok güzel bir şekilde dinleyeceksin. Çünkü hocalarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlar buraya dikkat edelim, sevgili öğrenciler bu kısım önemli diyorsa orası sınavda çıkacaktır. Yani ben burayı vurguladım, sizler de buraları yazılıda görmelisiniz demek istiyor hocalarımız. Dolayısıyla hocalarımızı, öğretmenlerimizi dikkatle dinleyeceğiz. Sonrasında eve gelip mutlaka tekrar yapmamız lazım. Bizim biliyorsun bütün sınıflarımızda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bütün sınıflarda yazılı kamplarımız var. Yazılı kamplarımızda yazılı provalarımız var ve öncesinde konu özetlerimiz var. Onları mutlaka izlemelisin Tonguç'um. Ardından da okuldaki hocanın notlarını bir kez daha tekrar etmelisin. Sonrasında senin kendine ait mutlaka kaynakların vardır. Bizim yine Tonguç Akademi'de 5. sınıf yazılı notları, 6. sınıf yazılı notları, 7. sınıf yazılı notları, 8. sınıf yazılı notları, 9, 10, 11 akıl notları. Bunların her biri senin yazıldan önce yanında taşıyacaksın. Çevireceğin mükemmel kaynaklar. Mesela diyelim ki 7. sınıfa bakalım. Burada yanında yazılı çıkabilecek bilgileri, hocanın kesin sorabileceği bilgileri, kavramları, formülleri ve son kontrolleri bunlarda bulabiliyorsun. Bunlardan da çalışabilirsin. Ardından da seni ne bekliyor Tonguç'um? Şampiyonlar Ligi bekliyor. Harikasın. Seni Şampiyonlar Ligi bekliyor. Şampiyonlar Ligi değil de şampiyonluk bekliyor. Belki de Şampiyonlar Ligi bekliyor. Gerçekten de çok büyük başarılar seni bekliyor Tonguç'um. Hadi bakalım. Şunu asla unutma. Harekete geçmek için kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. Yani yazılıları annen çalışabilir mi? Yardımcı oluyor hocam. Tamam, bazen yardımcı olur ama yazılıya oturup da annen çalışıp yazılıya giremez. Baban da giremez, kardeşin de giremez, abin de giremez. Yazılıya girecek olan sensin. O zaman yazılı gününü iyi düşün, güzel bir şekilde çalış ve mükemmel bir şekilde başarılara ulaş Tonguç'um. Hadi bakalım, yazılı notlarını ve akıl notlarını açıklamadaki Tonguç Bazı linkinden de ulaşabilirsin. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.